Erdoğan ve Davutoğlu'nun katıldığı Yüksekova'daki havalimanı açılışı öncesi gerginlik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki havalimanı açılışına katıldı. Açılış töreni öncesi yüzleri maskeli yaklaşık 50 kişilik grup, ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nin eski cezaevi kavşağında bir araya geldi. Yola barikat kurmak için hazırlık yapan gruba polis müdahale etti. Taş ve molotof kokteyli atan göstericiler polis tarafından göz yaşartıcı bomba ve tazikli suyla dağıtıldı. Bu sırada bir Toma'ya molotof kokteyli isabet etti. Alevler arasında kalan Toma söndürüldü. Erdoğan ve Davutoğlu'nun ilçeye gelişleri esnaf tarafından kepenk kapatılarak protesto edildi. İlçede fırın ve eczaneler dışında iş yerleri açılmadı. Havaalanı bölgesinde görevli bir Toma ise virajı alamayınca yan yattı. Kazada yaralı ya da can kaybı yaşanmadı. İmam Hatip Lisesi ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri de miting alanına taşındı. Resmi emir doğrultusunda bütün kamu çalışanlarının yanı sıra öğrencilerin de miting alanına taşındığı belirtildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu havalimanının ismini açıklarken Selahattin Demirtaş'a yüklendi. Hakkari'ye Yüksekova Havalimanı'na öyle bir at verelim ki Kürtler de, Türkler de, Araplar da işte bizim liderimiz, işte bizim birlik sembolümüz desin. Ve Kudüs Yahudilerin kutsal mekanıdır diyenler de bir kez daha utansın, utansın. Yiğit Kürt kardeşlerim, bu toprakların yiğit bacıları inşallah havalimanına bu mesajı vermek için birlik ve kardeşlik mesajını ve Kudüs ebediyen Kürtlerindir, Türklerindir, Araplarındır, Müslümanlarındır demek için bu meydana Selahaddin-i Eyyubi adını veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde yine Kürtçe Kur'an-ı Kerim vardı. HDP'ye yüklendi. Çünkü biz Müslümanız. Ama birileri Zerdüşt'tür, o ayrı mesele. Zerdüştlerle de benim işim yok. Kimlerin Zerdüşt olduğunu biliyorsunuz. Şimdi elimde Kürtçe Kur'an meali var. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığımız bastırdı. Çıktı, malum partinin başındaki zat dedi ki bundan bir tane bastırıldı. O da Cumhurbaşkanı'na gönderildi. Kardeşlerim, 10.000 adet bastırdı bundan Diyanet İşleri Başkanlığımız. Ve bunu Güneydoğu'nun her yanına gönderdi. Nedir bu? Kur'an Apiros. Ama bundan rahatsız oluyorlar. Niye? Benim Kürt kardeşim Kürtçe mealli bir Kur'an'ı okumasın, öğrenmesin diye. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah.